Ünye Fatsa kampüsü, tabii türkülere yakılan yer, Ünye'de Fatsa arası. Biz şimdi Ünye'de Fatsa arasına ordu değil, okul kuruyoruz. Ama bu da bir ordu. Bu da İrfan Ordusu. Geleceğimizin çocuklarını yetiştiren bir ordu. Ben Karadenizli olarak tabii bundan çok mutluluğumu ifade etmek isterim. Burada yapılan bu okul, işte dünyadaki okullara baktığımız zaman bunlardan eksik kalan tarafı olmayacak. Bana göre Ünye Fatsa'ya herhalde Cumhuriyet tarihinden bu tarafa en büyük yatırımını yapıyoruz. En büyük yatırımını yapıyoruz. Bu yatırımın ne olacağını da gelecekte neler ortaya çıkaracağını da hep birlikte inşallah göreceğiz. Artık yeni bir eğitim öğretim anlayışına geçiyoruz. Bu Ünye Fatsa Uğur Okulları'nın da burada faaliyette göstereceği alan da bu olacak. Bu şu, hem de dünyada örnek okullar da olmak istiyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığın zaman eğitimdeki modeller ve anlayışlar artık hep değişiyor. Biz bunların birazcık öncülüğü ve en azından içinde bulunmak istiyoruz. O da fabrikasyon eğitime son, kişiselleştirilmiş bir öğretim ve eğitim anlayışıyla hareket edeceğiz. Artık fabrika türü eğitim anlayışları bitecek. Her çocuğun yeteneğine, kabiliyetine göre, yapmak istediği alana göre bir eğitim öğretim anlayışı olacak. Burada sadece bir Türkiye'nin iyi üniversitelerine, iyi liselerine öğrenci hazırlamanın yanında özellikle dünyaya açacağız. En büyük farklılığınız ne olacak derseniz, biz öğrencileri, Ünye Fatsa Uğur Okulu öğrencilerini dünyaya açacağız. Bunu çok açık söylüyorum. Bütün bunlar niye? Biz zenginleşmeliyiz. Türkiye 10 binden 20 bin dolarlar milli gelirine çıkması lazım. Yani Türkiye artık teknoloji üretmesi lazım. Türkiye artık fındık fıstık satarak zengin olamaz. Türkiye artık daha yüksek teknolojilerle bir şeyler yapmak lazım. Bunun çözümü anaokulundan başlayan eğitimdir. Başka hiçbir bunun kurtuluşu, yolu ve çözümü yoktur. İyi öğretimdir. Çünkü Türkiye'nin en güçlü olduğu yön çocuklarıdır, genç nüfusudur. Eğer biz genç nüfusa bunları iyi ve kaliteli eğitim, öğretim verebilirsek, o zaman geleceğin Türkiye'sini daha mükemmel hale getirebiliriz.